etmiyorsak, bunları bilmediğimizden değil, Allah'tan korkuyoruz, milletten utanıyoruz. Biz düz yürüyeceğiz, doğru söyleyeceğiz. Milletimiz de bu yüzden yanımızda olacak. Ne demiş derviş? Sen doğru ol, kem belasını bulur. İyilerin yolu işte budur. İyilerin buluşmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aziz milletim, geçtiğimiz hafta yakın tarihimizdeki iki büyük acının yıl dönümlerini idrak ettik. Madımak ve Başbağlar. 2 Temmuz'da Madımak'ta yakıldık. 5 Temmuz'da Başbağlar'da vurulduk. Canımızı yakıp kanımızı döktüler. Milletimizin birliğine kasteden bu alçakça katliamları bir kez daha lanetliyorum. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Allah Yezidlere de, Nemrutlara da fırsat vermesin. Dava arkadaşlarım, Sayın Erdoğan geçtiğimiz hafta Japonya'ya gitti. Oradan da Çin'e geçti. Ziyaret öncesinde Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmuştum. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yönelik zulmü gündeme getirmesini istemiştim. Bir kez daha gördük ki zulüm gören Türk ise Erdoğan umurunda olmaz. Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kaldı. Çin medyası ise daha vahim bir iddiada bulundu. Sayın Erdoğan'ın Doğu Türkistanlılar mutlu dediğini söylendi. Kendisi bu iddialara bir an önce açıklık getirmelidir. Sayın Erdoğan zulme seyirci kalmakla yetinmeyip bir de üstüne alkış mı tuttu? Küçük ortağın dünyası koltuğundan ibarettir. Onun sesi çıkmaz. Ama Türk devletinin cumhurbaşkanı gök bayrağın toprağındaki zulme sessiz kalamaz, kalmamalıdır. Sayın Erdoğan hatırlatıyorum. Zulme rıza zulümdür. Azapay, sen iyi bilirsin ki bir yerde bir gök bayrak düşse başka bir yerde bir al bayrak kalkar. Ha al bayrak, ha gök bayrak. Yani kıyamet kopana dek bizim bayraklarımız inmez. Dilaver Cebeci'nin, Osman Batur'un kızı Azapay için yazdığı bu sözleri hiç duydun mu sen? Sayın Erdoğan, hiç duydun mu? Bu öksüz Türklüğümüz senin gibi Çin'in ipeğine kananları çok gördü. Ne ilksin ne de son olacaksın. Ama biz var oldukça zulüm altında inim inim inleyen Azapayları unutmayacağız, unutturmayacağız. Aziz milletim, geçtiğimiz hafta meclis grubumuz bazı önergeler verdi. Her önergeden sonra ortalığı karıştırıyorsunuz. 74 yiğidimizin katili bir teröristin TRT'ye çıkarılmasının araştırılmasını istedik. AK Parti, MHP ve HDP'nin oylarıyla reddedildi. Bir gün sonra ise Washington Post gazetesinde bir başka teröristin yazısı yayımlandı. Saraydan hemen açıklama geldi. Washington Post bir teröriste sayfalarını açmakla terör propagandası yapıyormuş. ABD yasalarını çiğniyormuş. Elhak söylenenler doğrudur. Ama yüzsüzlüğe, pişkinliğe bakın. TRT'ye bir terörist çıkarıp Türk yasalarını çiğnemek umurlarında olmamış da ABD yasalarının çiğnenmesini dert etmiş bu arkadaşlar. TRT ile Washington Post'u aynı rezalette buluşturanlara yazıklar olsun. İyi ve cesur insanlar. AK Parti ve MHP yönetimi terörist başından medet umunca mecliste
özgüven patlaması yaşayanlar oldu. Terörist başıyla mektup arkadaşı olanların şimdi HDP ile ağız birliği edip partimize saldırmaları çok manidar. Biz teröristin mektubuna güzelleme yapılmaz. Terörist mektubuna pul olunmaz dedik. İki yerden ses geldi. Biri MHP yöneticileri, diğeri HDP yöneticileri. Mektup arkadaşlığı ile başlayan sürecin geldiği noktaya bakar mısınız? Buradan MHP yöneticilerine seslenmek istiyorum. Terörle aranıza mesafe koyun. Terörle aranıza mesafe koyun. Değerli milletvekilleri, HDP Grup Başkan Vekili diyor ki İYİ Parti'yi HDP oyları meclise sokmuş. Şimdi mal bulmuş mağribi gibi Grup Başkan Vekili'nin sözüne herkes atladı. Bakan kılıklı troller, gazeteci kılıklı troller, hadi 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 açıklama yapın derdine düştü. Ben açıklamayı ilk duyduğumda aklıma Nasrettin Hoca'nın fıkrası geldi. Hepiniz bilirsiniz ama anlatmayı bir kere daha anlatmayı tercih ediyorum. Nasrettin Hoca'nın canı ciğer çekmiş. Sabah evden ayrılırken eşine demiş ki hanım canım ciğer yahnisi çekti. Sana öğlene doğru gönderteceğim iki okka ciğer. Onunla bir ciğer yahnisi yap. Gelince akşama yiyelim. Göndermişler, göndertmiş ciğeri. Hocanın hanımı, eşi tencereyi koymuş ateşe. Ama o arada bir komşusuna iki çift laf etmeye gitmiş. Ve tencereyi ateşte unutmuş. Muhabbet bittikten sonra bir aklına gelmiş ki ateşte yemek var. Gelmiş eve fakat çok geç. Ciğer yahnisi kömür olmuş. Şimdi ev kadınları bilir. Daha doğrusu bütün kadınlar bilir. Eşini, hocanın eşini almış bir telaş. Eyvah, adam aç gelecek. Ciğer yahnisini istedi. Ciğer yahnisi yandı. Neyse hoca gelmiş, karnı aç. Hanım demiş, hemen ciğer yahnisini koy yiyelim. Eşi demiş ki hoca, maalesef ciğeri kedi yedi. Bunun üzerine hoca almış kediyi, kaldırmış şöyle havaya. Demiş ki hanım, şimdi bu kedi elimde ve muhtemelen iki okka çekiyor. Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? HDP Grup Başkan Vekili'nin hesabı da işte böyle. Madem 24 Haziran'da HDP seçmeni bizi destekledi, bize oy verdi. HDP'ye kim oy verdi? HDP'ye kim oy verdi? Biz işte tam olarak bu matematik hesaplarından beynimiz yandığı için bir demokrasi mücadelesi verdik. Sonra da parti kurduk. Ama görülüyor ki Sayın Bahçeli'nin yeni kurbanı Fatma Hanım'dır. Rahatlarını bozduk, rahatlarını. Şunu açıkça ortaya koyalım. İktidarıyla, muhalefetiyle bugünkü bütün partiler 17 yıldır siyasetteler. Onların kendi başlarına tabloyu değiştirmeye güçleri yetseydi, bugüne kadar yapılan 15 seçimde
değiştirirlerdi. Türk siyasetinde tabloyu İyi Parti değiştirdi. Bu başarımızın birilerine ciro edilmesine müsaade etmeyiz. Milletin darbeye karşı demokrasi tercihinin teröre gerekçe yapılmasına fırsat vermeyiz. Aziz milletim, Erdoğan ve ortaklarının durmadan körüklediği toplumsal kutuplaşma milletimizin başındaki en büyük tehlike ve beladır. Onlar bu kutuplaşmadan nemalanıyorlar. O yüzden kin, nefret, ayrıştırma dilinden vazgeçemiyorlar. Biz onlara uymayacağız. Eşimizle, dostumuzla, arkadaşımızla, komşumuzla asla kötü olmayacağız. Türk milletinin kucaklaşmasına ve Güneydoğu'nun kalkınmasına engel olamayacaksınız. Terörle yokluk arasına sıkıştırılmış bölge gençlerini çaresiz bırakmayacağız. O anaların umudu olacağız. Er ya da geç o bayram sofrasında buluşacağız. Siz ne zaman umut verdiniz? Siz ne zaman umut verdiniz? Kendi evlatlarını öldüren bir cinayet şebekesini savunmaktan başka ne iş yaptınız? Ama ne yaparlarsa boş artık. 17 yıllık tiyatronun perdesi İstanbul'da kapandı. Millet son sözü söyledi. Bizi birbirimize düşman etmeye çalışanlar gidecek. Düşmanlıklara son vereceğiz. Her insanımızı candan aziz bileceğiz. Kimsenin izzetine, şerefine söz etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Milletimiz mutlu, ülkemiz huzurlu, Türkiye iyi olacak. ...82 milyonun el ele verince çözemeyeceği bir mesele yoktur. Hukukla, adaletle, demokrasiyle bütün dertlerin üstünden geleceğiz. Hep birlikte güzel günler göreceğiz. Er ya da geç o bayram sofrasında buluşacağız. Değerli milletvekilleri, bir ucube sistem getirdiler, bir yıl içinde ülkeyi uçuruma sürüklediler. İki ortağın kafa kafaya verip getirdikleri yönetim modeline bakın. Başkan var, sistem yok. Cumhur var, cumhuriyet yok. Mahkeme var, adalet yok. Okul var, eğitim yok. Üniversite var, bilim yok. Damat var, ekonomi yok. Bahçeli var, huzur yok. Erdoğan var, istikrar yok. Bu modelden ülkeye hayır gelir mi? Ekonomiyi şimdi zam yağmuruyla düzelteceklerini sanıyorlar. Tek yaptıkları ekonomiyi küçültmek, milleti fakirleştirmek. Size 10 yılı özetleyen bir örnek vereyim. Hani o 200 liralık banknotlar var ya, basıldığı gün onunla 133 dolar alınabiliyordu. Bugün aynı banknotla 33 dolar alınabiliyor. Türkiye 200 lirasında 100 dolar kaybetmiş. Bunun adı da ekonomik başarı, öyle mi? Hadi oradan be, hadi oradan be. Milletin canını çıkardınız. Sayın Erdoğan ve damadı, son dönemde yapısal reform lafını dillerinden düşürmüyor. Ama dediklerinin tam tersini yapıp
kendilerinden önce başlayan kazanımları yıkmakta sınır tanımıyorlar. Buradan devamlı anlatıyoruz. En önemli yapısal reformlar siyasetçilerin kurumların kanunlarıyla, düzenlemeleriyle yapboz tahtası gibi oynamalarını engelleyen reformlardır. Bunlardan biri de Merkez Bankası'nın bağımsızlığıdır. Ne oldu peki? Cuma gecesi hem de kanun hükmünde kararname ile Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldılar. Böylece Türkiye'nin AK Parti öncesi bir başka kazanımı da tarihe karıştı. Sayın Erdoğan maalesef asıl görevden alması gereken kişinin damadı olduğunu göremiyor. Peki Merkez Bankası Başkanı'nı neden aldılar? Çünkü Damat Bey geçen sene açıkladığı yeni ekonomi programındaki bütçe açığı hedefinin %80'ini ilk 6 ayda doldurdu. Zaten bu senenin başında Merkez Bankası'nın karını hazineye aktarmışlardı. Belli ki o parayı seçim öncesinde çarçur ettiler. Şimdi ise gözlerini ihtiyat akçesine diktiler. Buna karşı çıkan bir bürokratı da yoluma taş koyma diye ansızın görevden aldılar. Yapmayın. Yapısal reform yapacağım deyip yapısal erozyonlara neden olarak devletin itibarını daha fazla zedelemeyin. Görevden almanız gereken kişinin damadınız olduğunu herkes görüyor. Siz de görün. Bakalım gençler anlayacak mı? Yerde grafit var Sayın Erdoğan. Görmediğiniz sürece her yere kukla bürokratları getirip bu cumhurbaşkanlığı sisteminde inat ettiğiniz sürece bu iş daha iyi gitmeyecek. Damat enflasyon rakamlarında hedefi tutturduk diyor. Kıyamet kopsa yine dengeleniyoruz deyip geçecek. Damada göre her şey 3.6 rondken her şey ne çok iyi ne de felaket. Aralık ve Haziran aylarında enflasyonu düşürmüş, memur ve emekli maaş zamları döneminde enflasyon pat diye düştü, maaş zamları kuşa döndü. Tezgaha bakar mısınız? Emekliye, memura düşük zam yapmak için suyu kaynağından kestiler. Enflasyonu düşük gösterdiler. Oysa çarşı pazar gerçek enflasyonu biliyor. Pazarda binbir hesap yapan vatandaşım gerçek enflasyonu biliyor. Kağıt üzerinde düşürdükleri enflasyon markette, manavda, pazarda ise bir türlü düşmüyor. 1300 lira maaş alan emekliye 65 ile 70 lira zam yapıyorlar. Neymiş? Enflasyon düşmüş. 70 lira yetermiş. Anladık. İnsafınız, vicdanınız yok. Utanmanız da mı yok? Utanmanız da mı yok? Çaya, şekere, elektriğe, mazota zam yapınca tarifeyi %15'ten memura, emekliye gelince %5'ten %6'dan açıyorsunuz. Kendi sarayında günde 2,5 milyon lira yiyeceksin. Emekliye gelince günlük 2,5 lira zam. Ne kadar eski siyasetçi varsa bankalara, kurullara toplayıp ayda 18 bin lira
20 bin lira maaş bağlayacaksın. Emekliye gelince al sana 70 lira diyeceksin. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Anlaşılıyor ki bu arkadaşlar ağızlarında gümüş kaşıkla doğmuşlar. Nedir bu lüks ve israf takıntınız kardeşim? Ne zaman doyacaksınız siz? Ne zaman şükredeceksiniz? Milletin halini ne zaman göreceksiniz? Ne zaman göreceksiniz? Aziz milletim, değerli milletvekilleri, bir toplum, bir ülke ancak değerlerine sahip çıkar, sahip olduklarına değer verirse ilerler, yükselir. Bütün değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi hızla tükettiler. Bugünün ve geleceğin mimarı kadınlarımızın durumu da böyle. Vatana şehit vermiş bir annenin, pakize annenin başına gelenlere bakın. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Pakize anne Türkiye'dir. Pakize ablam Türkiye'dir. Pakize ana Türkiye'dir. Türk kadınını itip kakamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti daha kuruluş günlerinde bile kadın hakları konusunda dünyada pek çok ülkeden çok daha ileriydi. Ama ne yazık ki o yılların idealist vizyonu her alanda olduğu gibi gittikçe daraldı. Kadınlarımızın değerini bilmeyen, onları iş ve sosyal hayatın dışına atmaya çalışan kafalara artık dur demeliyiz. Mevzuata bakarsan her şey tamam. İyi de kağıtta yazan hayata geçiyor mu? Kadın evinde saçını süpürge ediyor, ağır işçilik yapıyor ama kocasından iltifat göreceğine hakaret işitiyor, tahkir ediliyor. Yetti be dediği zaman da bıçağa, tabancaya, meydan dayağına muhatap oluyor, cinayete kurban gidiyor. Kadın yalnızsa ayaklarının üstünde durmaya çalışıyor ama etrafının tacizine uğruyor. Kadın iş hayatında işini disiplinle, hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor ama liyakatine bakılmıyor. Performansına bakılmıyor. Kocanın işi varsa sorun yok diyen devlet büyüklerinin ikinci sınıf bir iş verelim, emeğini sömürelim, sonra da kapıyı gösteririz diyen patronların, yöneticilerin mobbingine uğruyor. Fazladan süt izni almak hakkın ama vermiyorum. İşine gelirse diyorlar. Geç saate kadar mesai yapacaksın, mesai ücreti de veremeyiz. İşine gelirse diyorlar. Asgari ücretin altında çalışacaksın, işine gelirse. Sen çalışmıyorsan Suriyeli kızlar çalışır diyorlar. Sigorta migorta yok. Sen çalışmıyorsan Afganlar çalışır, işine gelirse diyorlar. Üst düzey yönetici adayı kadınlarımızın durumu daha mı iyi? Kadınlar yine ikinci sınıf, kadınlar yine mağdur. Orta kademede çok başarılı olan kadınlarımız yönetim kurullarında genel müdür benzeri pozisyonlarda tercih edilmiyor. Çünkü cam tavan var. Kadını siyaseten kullanmaya gelince sıraya giriyorlar. Hak denince, hukuk denince, itibar denince tık yok. Açın Siyer-i Nebi okuyun kardeşim. Efendimizin hayatını inceleyin. Hazreti Hatice validemizle, Ayşe validemizle ve mübarek kızı Fatma anamızla iletişimini bir inceleyin. Açın Türk tarihini okuyun. Türk kadınının ne cevval, ne zeki, ne korkusuz olduğunu, toplumdaki itibarını bir görün. Sonra da bu zevzek hoca bozuntularının
ağzına bir bant yapıştırın. Şimdi kendi hayatımdan 5 yıldır yaşadığım bazı konuları sizinle paylaşmak istiyorum. Sizler aracılığıyla da milletimizle paylaşmak istiyorum. 7 Haziran 2015 seçimleri, damadın kardeşinin yönettiği, Sayın Erdoğan'ın sahibi olduğu söylenen televizyon kanalında kadının bir kadına yakışmayacak hareketlerinin bulunduğu bir kaseti duyumu var dendi. Kelimeler aynı böyle. Elbette kadınlar beni anlayacaktır. Lütfü Bey arayıp bildirdi bana. Önce bütün vücudum uyuştu. Sonra acaba bir hatam mı var diye baktım. Ve 45 dakika kendimi bilemedim. Dişlerim takır takır vurdu. Saklanmak istedim. Sonra kalktım. Ben Hazreti Ali'yi çok severim. Medet ya Ali. Allah'ım yardım et dedim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim dedim. Kalktım ve mücadeleye başladım. 4 gün sonra Sayın Erdoğan aradı. Ve AK Parti'den insanlar aradı. 5. gün Sayın Bahçeli bir kadın genel başkan yardımcısını gönderdi. Ve dedi ki, kasetlerle ilgili arkadaşlarımıza yönelik zamanında yapılan o kumpasla ilgili bütün veballeri ödedik, bedelleri ödedik. Kendini yormasın, üzmesin. Kaseti olsa ne gam? Onunla yollarımızı ayırmayacağız. Eşimin yanında bu cümleyle karşılaştım. Sonra işin ucunu bırakmama kararım sebebiyle mücadeleye devam ettim. Bugün aramızda bulunan ve kendisini Sayın Bahçeli'nin özel kalemini arayıp bu kadar bağırıp çağırmasın, kampanyamızın projelerini örtüyor deyip uyarıldım. Arkasından sistem yürüdü. Ama çok genç kadınlardan müthiş hikayeler dinledim. Ve onlar için o mobbinge uğrayan, sözlü ve fiziksel tacize uğrayan o kadınlar için mücadeleye devam ettim ve mahkemeyi sonuna kadar takip ettim. Ne oldu biliyor musunuz? Bir kadın hakim Sayın Erdoğan'dan korktuğundan, saraydan korktuğundan konuyu dinlemeden bu 3 iftiracıya beraat verdi. Yani Sayın Erdoğan devri iktidarınızda artık sizin eşiniz, gelinleriniz, kızlarınız, ailenizdeki her kadın ve Türkiye'de yaşayan her kadın için birinden duydum, bir kadına yakışmayacak hareketlerinin bulunduğu bir kaseti varmış demek serbest kaldı. Övünün, övünün. Sonra 1 Kasım seçimleri oldu. 1 Kasım seçimlerinden sonra biz Sayın Özdağ, Sayın Koray Aydın, ben, Sayın Oğan bir yola çıktık. İmza toplayarak demokrasi
mücadelesi, bir kongre talebiyle yola çıktık. Bütün erkek arkadaşlarımıza çok çirkin iftiralar atıldı biliyorum. Hepinize yapıldı biliyorum. Ama sadece bana cinsiyetim üzerinden, kadın olduğum için çok çirkin şeyler yapıldı. Bir arkadaşımızı, bugün bizimle olan bir arkadaşımızı Sayın Bahçeli çağırdı. Evimin önünde çekilmiş bir fotoğrafı gösterdi. 01 plakalı bir kırmızı otomobille beni her türlü izlettiğini söyledi. Ve bu arkasından bugün burada terbiyemin müsaade etmeyeceği bir söz söyledi. Arkasından kongreler yaptık, başaramadık. 19 Haziran kongresi oldu. Bir MHP Genel Başkan Yardımcısının sekreteri, bir başkasının yeğeni, torunumun gayrimeşru olduğunu yazdı onlarca sosyal medya paylaşımıyla ve ben bu işi de hukuki olarak çok sıkı takip ettim. Sayın Erdoğan, devri iktidarınızda polisleriniz, emniyet teşkilatınız IP numarasını bulamadılar. IP numarasını bulacak imkanlarının olmadığını söylediler. Yani bugün artık canı isteyen 9 aylık bir bebeğe gayrimeşru diyebiliri serbest bıraktınız. Övünün, övünün. Semih Yalçın'a çok kızdınız. Kızmayın. Celal Adan var. Çıktık yola, hatırlayın. Hepimize nesebi gayri sahih dedi. Bakın kimliklerimiz, siyasi kimliklerimize eleştiri yok. Analarımızı, analarımızın, ölmüş annelerimizin bedeni üzerinden bize burada söylemeye ayıp gördüğüm ama manasının ne olduğunu hepinizin bildiği nesebi gayri sahih dedi. Metin Ergun kardeşim mahkemeye verdi ve bu kişi beraat etti. Yani Sayın Erdoğan, devri iktidarınızda nesebi gayri sahih demek serbest kaldı. Övünün, övünün. Şimdi gelelim ilgili arkadaşa. Çok ilginçtir. Bu kişinin her bir kişiye dair verdiği beyanatın içinde eğer o kişi kadınsa mutlaka bedeni üzerinden, cinsiyeti üzerinden bir küfür vardır. En çok kullandığı ve sizin de çok incindiğiniz o malum kelimedir. Ben de bir psikiyatrist arkadaşıma sordum. Bu arada Ahat hocama da görev olarak veriyorum. Bu nedir? Bu kelime takıntısı nedir? Hocam çok ilginç bir tanı koydular ama burada söylemeye edebim müsaade etmiyor. Şimdi bu kişiyi de defalarca mahkemeye verdik. Bugün de vereceğiz. Ama ne kalacak biliyor musunuz? Sayın Erdoğan'ın hakimleri, Sayın Erdoğan'ın savcıları bu kişiyi de beraat ettirecekler. Ama o kelimeleri söylemek suç olmaktan çıkacak. Sayın Erdoğan, bir gün devran döner, aynı sözler sizlere söylenir. Aynı iftiralar, aynı hakaretler sizlere söylenir. Kısaca 5 yıldır bir kadın olarak bedenim üzerinden analarımızın ruhları incindi.
Ruhlar incindi, annelerimize sövüldü, bize sövüldü, erkeklerimizin eşlerine sövüldü. Ama bir delikanlı gibi çıkıp boğazımıza, yakamıza mertçe yapışan olmadı. Onun için geçen hafta bu meşhur FETÖ soruşturmasıyla ilgili Sayın Erdoğan'a kelebek etkisi, kaos teorisini bilenler anlatsın dedim. Evet, AK Partili kadınlarımıza sesleniyorum. Gel kardeşim, artık kucaklaşalım, dertleşelim, halleşelim. Bu tıyneti bozuk iktidardan yüz çevirme vakti geldi. Bunlara lüzumundan fazla yüz verdin. Seçim zamanı, bacımız anamız, git bayrak salla, broşür dağıt, çay dağıt, seçim geçip koltuklar garantilendiğinde kızıma iş, oğluma iş, gelinime iş dediğinde bugün git, yarın gel. Sana iş yok ama sırma köşteki ailelerin mensuplarına elbette var. Bakın sevgili kardeşlerim, bunlar size ancak türbe ziyareti yaptırır. Arada bir otobüse doldurup geziye götürür. 3 kuruş destek verir, o da yandaş marketi zengin etmek için. Size biçtiği değer işte budur. Çok açık söylüyorum. Hele bir iktidara gelelim. O zaman kadına nasıl hak, nasıl değer verilirmiş görürsünüz. Kadın başımızın tacı mıymış, değil miymiş? O zaman işte görürsünüz. Bu memleketi gençlerle, kadınlarla en güzel yerlere getireceğimize huzurunuzda hem şahsım adına hem sizler adına söz veriyorum. Aziz milletim, cennet gibi bir ülkemiz var ama şuursuz bir yönetim anlayışı doğal zenginliklerimizi tüketmeye devam ediyor. 1/4 ormanlarla kaplı ülkemizde orman alanı 1/4 seviyelerine düştü. Ben ilkokuldaydım, en büyük tehlike erozyondu. Babaanne oldum, hala en büyük tehlike erozyon. Buna rağmen hala dere yataklarına beton dikiyorlar. Hala ormanları, zeytinlikleri kesip bina dikiyorlar. Dünya üzerinde doğaya bu kadar düşman bir hükümet daha görülmemiştir. Son olarak ODTÜ'de olanları biliyorsunuz. Öğrencilerin 50 yıldır elleriyle büyüttüğü ağaçları kesip yurt yapıyorlar. Yurt yapacak başka yer mi bulamadınız? O yurdu oraya yapmazsanız müteahhidiniz daha az mı kazanacak? Allah sizleri ıslah etsin. Allah sizleri ıslah etsin. Bizim kavgayla, gürültüyle kaybedecek vaktimiz yok. Milletimizin, gençlerimizin, dezavantajlı grupların problemlerini dert edinmekten başka hiçbir talebimiz yok. Gecekonduların, genç işsizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Emeklilerin, sesi kesilen kalabalıkların, emeklilikte saraya takılanların sesi olmaya devam edeceğiz. Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Siyasete seviye gelecek. Hiçbir propaganda hakikati çarpıtmayı başaramayacak. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Biz sabırla, sükunetle anlatmaya devam edeceğiz. Çözüm üreten, yol gösteren muhalefet anlayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz onlara uymayacağız. Göreceksiniz, mecbur kalıp onlar bize uyacaklar.
Milletvekillerimiz milletin her meselesini meclise getirmeye devam edecekler. Tek amacımız bugün muhalefette, yarın inşallah iktidarda Türk milletine hizmet etmek olacak. Bunu başaracağız. 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 Bakın Ozan Arif ne diyor? Allah rahmet eylesin. Böyle gitmez bu devran. Böyle gitmez hep bu devran. Döner kardeş, bak görürsün. Boş mangalda kül savuran. Siner kardeş, bak görürsün. Hani nerede firavunlar? Nemrut varmış bir zamanlar. Arif der ki inananlar yener kardeş, bak görürsün. İnananların galip geleceği gün yakındır. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz olduğumuz yerde sesiniz duyulacak. İyiler mutlaka kazanacak. İyi Parti'nin güneşi yüzünüzü ısıtacak. Yolunuzu aydınlatacak. İyi Parti'nin olduğu yerde umut var olacak. Şairin de dediği gibi, size doğru dönüp söylüyorum. Güneş yerinde, her şey yolunda. Dava arkadaşlarım, bize durmak yok, dinlenmek yok, tatil yok. Milletimizle aynı güneşin altında buluşmak için yaz boyunca çalışacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Allah alnınızı, bahtınızı açık eylesin. Saygılar sunuyorum.